Yani kuraklık ve iklim değişikliğiyle mücadelede kısa vadeli önlem almak mümkün değil. Özellikle yani küçük üreticiyi koruyacak, tarım işçisini koruyacak, onların varlığını devam ettirmesini, onurlu haysiyetli bir yaşam sürdürmesini sağlayacak önlemler orta ve uzun vadede planlı bir şekilde yani hem hava iklim olaylarını gözeten hem su varlıklarını gözeten hem de işte bu iktisadi krizi gözeten bir önlemler paketi olarak hayata geçmek zorunda. Bu hem merkezi bir şekilde planlanmalı hem de havza bazında o havzaların gerçekliğine uygun bir şekilde planlanmak ve hayata geçirilmek durumunda. Ekolojik olmak durumunda yani doğadaki değişimi izleyen, bu değişime adapte olan bir yaklaşım olmak durumunda. Hani sermaye birikimini, karı, şirketlerin çıkarlarını hedeflememek durumunda. Doğaya en az zarar verecek şekilde ekolojik olarak tasarlanması gerekiyor bu önlemlerin. İşte su varlıklarını mesela gözetmek, suyun az olduğu yerde hani ona göre bir işte damlama sistemi teknolojisi olur, başka teknolojiler olur. Bunların yani devletin imkanları yoluyla küçük çiftçilerin uygulayabileceği zeminler yaratılması gerekiyor. Belki şundan da bahsetmek lazım. Yani mesela işte Büyük Menderes Havzası'nda kuraklığın gerçekten yoğun olduğu bir havza. Aynı zamanda havzanın işte sanayi atıkları, jeotermal santral atıkları vesaire hasabıyla kirlendiği bir bölge. Hani su alım çiftçilerin tarım için ihtiyaç duydukları suya zaten erişmekte zorlandıkları bir yerde. Üstüne bir de jeotermal santraller hani arttırarak oradaki havza üzerine, su varlıkları üzerine bir basınç yaratmak, onları kirletmek giderek buradaki tarım faaliyetini de, oradaki yaşamı da zorlaştıran, hani mümkün olmayan, mümkünatını engelleyen bir şeye yol açıyor. Hani bu mesela bizim kötü örneğimiz. Hani bunun gibi örneklerin karşısında hani ekolojik önlemler almak gerekiyor.